kadın cinayeti, kadına yönelik şiddet hepimiz için yaralayıcı ortak bir acıdır. Ve bir baba olarak, bir vatandaş olarak, bir eş olarak şunu söylemek isterim ki kadın cinayetleri bir terör eylemidir. Ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün bir şekilde mücadele etmek zorundayız. Şimdi Sayın Adalet Bakanı'nın Gaziantep'teki kadın cinayetiyle ilgili olarak söylemiş olduğu bu kadına yönelik bir terör suçudur. Kadına yönelik şiddetin, cinayetlerin terör suçu olduğunu beyan etmesi tabii ki terörle mücadele kanunun 1. maddesindeki terör tanımının dışında bir şey. Yani tamamen farklı bir bağlamda kullanmıştır Sayın Adalet Bakanı bu kavramı. Evet, kadın cinayetleri maalesef yıldan yıla artış göstermektedir. Şiddet olayları zaten cinayetlerden çok daha fazladır. Ancak biz özellikle siyasi parti liderleri, hükümet yetkililerinin bu kadın cinayetlerinin konuşmaları, yani bir olgunun sonuçları üzerinde konuşmaları çözüm üretmeye yönelik bir şey ortaya çıkarmıyor. Yani o sonuçlara yol açan sebeplerin tartışılması, konuşulması gerekiyor. Yani bir sorun ortaya çıkmışsa o sorunun sonuçlarından ziyade sebeplerinin konuşulması gerekiyor. Çünkü sebepler, sebep sonuç zinciri içerisinde hayat cereyan ediyor. Bir şeyin sebepleri konuşulmazsa, tartışılmazsa sonuçların önünü alamazsınız. Sonuçları değiştiremezsiniz. Yani aynı sebepler aynı sonuçları doğurmaz. Yani aynı sebepler, daha doğrusu aynı sebepler farklı sonuçları doğurmaz. Dolayısıyla burada bu kadın cinayetlerinin nedenlerinin araştırılması gerekiyor. Şimdi 2019 yılında kadın cinayetlerini durduracağız platformunun bir istatistiği elime geçti. Bu istatistiklere baktığımızda İstanbul Sözleşmesi'nin 2011 yılında imzalanmasından 2019 yılına kadar kadın cinayetlerinin gittikçe arttığını görüyoruz. O zaman biz burada İstanbul Sözleşmesi'ne, 2011 yılında yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'ne ve 2012 yılında yürürlüğe giren 6284 sayılı yasanın konuşulması, tartışılmasının gerektiğine inanıyorum. Çünkü biz bugün kadın cinayetleri üzerinden meseleyi tahlil edemeyiz. Doğru sonuçlara varamayız. Sonuçlar üzerinden sonuçlara gidilmez. Sebepler üzerinden sonuçlara gidilmesi gerekiyor. Bu açıdan da İstanbul Sözleşmesi'nin den çekilmesi gerektiğini her zaman söylüyoruz. Bu doğrultuda 6284 sayılı yasada da gerekli değişikliklerin yapılması gerektiğini her ortamda dile getirmeye çalışıyoruz. Nitekim halkın da tepkisi gittikçe bu yönde artmaktadır. Şimdi olay sadece kadın cinayetleri meselesiyle alakalı değil. Bizim Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde sadece kadın erkek ilişkileri ya da evlilik ilişkileri değil, başka sosyal düzenlemeler de aynı şekilde toplum tarafından kabul görülmemesinin sonuçlarını biz bugün yaşıyoruz. Bunu sadece ailede değil, ticarette de yaşıyoruz. Medeni hukukun değişik alanlarında da yaşıyoruz. Dolayısıyla evet, Avrupa bizden ileri, ancak teknoloji ve bilim açısından bizden ileri. Yani biz ancak Batı'dan, Avrupa'dan teknoloji ve bilim alabiliriz. Bilimine uyabiliriz. Bunun dışında sosyal anlamda Avrupa Birliği'ne bir toplumu zorla, yasalarla uydurmak akla muhalif bir şey ve hayatın doğal akışına, doğal gerçekliğine de aykırı bir durumdur. Nitekim yani İstanbul Sözleşmesi ve onun gölgesinde hazırlanan 6284 sayılı yasanın bugün aileyi dağıttığını, kadın erkek ilişkilerini tamamen dönüştürdüğünü, tamamen işte evlilik kurumunu bir kadın erkeğin sürekli mücadele ettiği, sürekli işte iktidar kavgasının bir arenası haline getirdiği bir kuruma dönüştürdük biz İstanbul Sözleşmesi'yle. Dolayısıyla bunların konuşulması gerekiyor. Yani
sahaya inilmeli. Bu konuda gerek Adalet Bakanlığı, gerekse de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan görevliler, uzmanlar sahaya inerek aile yapısını incelemeliler. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden önce, İstanbul Sözleşmesi'nin öncesini ve İstanbul Sözleşmesi'nin 2014 yılında yürürlüğe girmesiyle ortaya çıkan aile kurumunun incelemeleri ve iki aile tipi arasındaki farkın gerek nicel gerekse de nitel yönden araştırılması gerekmektedir. Biz ancak bu şekilde sebeplere inerek bu kadın cinayetlerini engelleyebiliriz. Yani kadın cinayetlerine neden olan dinamikler bilinmeden, o cinayetlere veya şiddet eylemine götüren etkenler ortaya çıkartılmadan, bilimsel yönden araştırılmadan sadece kadın cinayetleri üzerinden efendim bu bir terör eylemidir demek sorunu çözmüyor. Dolayısıyla hani ölen gidiyor, kalan sağlar onun acısını çekiyor ama bir şekilde şiddet sarmalı var ve şiddeti üretiyor sürekli. Yani kadın cinayetleri artık neredeyse sıradanlaştı, olağanlaştı ve medyadaki sunumuyla birlikte artık kanıksar hale geldik. Ve yapılan haberlerde de hep şu geçer, boşanma aşamasında olduğu eşiyle görüşmek için falan yere gittiğinde ya da boşanma aşamasında olduğu ya da boşandığı eşiyle kişinin, erkeğin kavga ettiğini ve cinayete varan acı hadiselerin yaşandığını biz görüyoruz. Yani biz sonuçları değil, sebepleri konuşmamız gerekiyor ve bu sürecin oluşumunda etken olan dinamiklerin neler olduğunun gerek nitel gerekse de nicel anlamda sahada araştırılması gerekiyor. Aksi takdirde biz bu soruna çözüm bulamayacağız. Sadece ölenleri ağlayacağız, üzüleceğiz. İstanbul Sözleşmesi tamamen kadın cinsiyetini ön plana çıkartan, yani şu varsayımdan hareket ediyor İstanbul Sözleşmesi. Kadın dezavantajlı konumunda olan bir gruptur. Dolayısıyla bu dezavantajlı durumunu iyileştirmek için yasalarda pozitif ayrımcı uygulamalar, hükümler serpiştiriliyor. Ancak yani siz kadın erkek arasındaki eşitliği yasalarla sağlayamazsınız. Bu tamamen kadın erkek ilişkileri, duygusal zeminde hareket eden ilişkilerdir. Özellikle evlilik ilişkileri bir şekilde bu yönden hareket etmektedir. Diğer taraftan Allah her iki cinsi de eşit yaratmamıştır. Bu bir gerçek, biyolojik anlamda duygusal. Zaten beşeri yasalar da bunu kabul ediyor. Zaten bu İstanbul Sözleşmesi'dir, 6.284 sayılı yasadır falan. Bunlar kadının dezavantajlı konumunu gerek cinsiyet anlamında, biyolojik anlamda, gerekse de hukuksal anlamdaki o konumunu erkekle eşitlemek, hatta biraz da kantarın ucunu kaçırarak erkekten daha üst konuma getirerek bunu dengelemeye çalışıyorlar. Bu yasalarla olabilecek bir şey değildir. Eğer siz insanlar yasalarla kadın erkeği eşitliğini sağlamaya çalıştığınız zaman bu sürekli olarak aile içi şiddeti de beraberinde getirecektir. Yani kadın diyecek ki ben bak bu yasaya göre ben eşitim seninle. Sen şunu yapıyorsun, ben de bunu yapma hakkına sahibim dediğiniz zaman yerleşik aile düzenine müdahale etmiş oluyorsunuz. Yerleşik aile düzeni yerinde oynadığı zaman, o denge bozulduğu zaman tartışmalar başlıyor. Yani bu Avrupa'da olabilir, Avrupa'da vardır bu. Avrupa'nın yapısında, sosyo-kültürel yapısında, tarihsel tecrübesinde de bunun yeri vardır. Ama bizim toplumumuzda bunun yeri yoktur. O açıdan bu yasanın, bu sözleşmenin bu toplum tarafından içselleştirilmesindeki sıkıntılar bu aile şiddeti körüklüyor bir şekilde. Ama diğer tarafta aile, yani kadına yönelik şiddet zaten savunulur bir tarafı yoktur. Yani kişi eşine haksız bir şekilde şiddet uyguluyorsa, hatta haklı da olsa, yani haklılığı haksızlığını tartışmıyoruz. Şiddetin her türlüsü kötüdür. Ama bunu düzeltmenin yolu yasalar değildir. Bunun düzeltmenin yolu devletin soğuk elinin eşler arasına koyması değildir. Bunun çözümü mahkemeler değildir. Bunun çözümü aile bireylerinin, yeni akrabaların bir araya girmesi ve tarafları bir şekilde bir noktada buluşturmasıdır. Ve bunun çözülmesinin en önemli nedeni erkeğin ve kadının hem ontolojik anlamda, hem ahlaki anlamda, hem dini anlamda yerlerini, konumlarını bilmeleridir. Yani bu sözleşme erkeği ve kadını yerinden ediyor. Erkeği ve kadını yerinden ediyor. Yani yerleşik toplumsal cinsiyet rollerine meydan okuyor. Diyor ki bu roller yanlıştır. Bunlar toplumsal inşalardır. Olması gereken budur.
Ama olması gereken derken Avrupa medeniyetinin ne göre olması gereken şeyler bunlar. Bizim toplumumuza göre olması gereken şey değil. Olması gerekenlerimiz farklı bizim toplum olarak. Yani Avrupa toplumunda olması gereken de Türk toplumunda ya da Arap toplumunda neyse olması gerekenler farklı. Dolayısıyla hani burada bu sözleşme çerçevesinde aslında Avrupa kendi kadın erkek ilişkilerini, kendi aile düzenini bütün topluma, bütün dünyaya yaymaya çalışıyor, küreselleştirmeye çalışıyor aslında. Eğer İstanbul Sözleşmesi gerçekten yaşatıyorsa, tırnak içerisinde, kadın cinayetlerini engelliyorsa, istatistikleri gördünüz, yani 2011'den bu yana, 2019'a kadar, 2020 verileri elimizde yoktur, gittikçe kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin, o göstermiş olduğum istatistikte sadece kadın cinayetleri var, kadına yönelik şiddet istatistiği değil o. Kadına yönelik cinayetlerin, kadın cinayetlerinin gittikçe arttığını görüyoruz. Dolayısıyla hani her zaman söylüyorum, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa ailenin temel direği olan ve kozmik odası olan ailenin içerisinde konulmuş ve her an patlamaya hazır bir bombadır. Ve bu bomba her yıl binlerce aileyi dağıtıyor. Yani bunun savunulur bir tarafı yoktur. Bu yaşatmıyor. Bu dağıtıyor. Bu ailedeki birliği, beraberliği ortadan kaldırıyor. Erkeği ve kadını bireyselleştiriyor. Bana öyle dosyalar geliyor ki şahsın bir tanesi diyor ki ben 5 yıldan beri eşimle ayrı odalarda yatıp kalkıyorum. Çocuğun amcası, kardeşi de yanında diyor ki ben diyor sokakta kardeşimin çocukları beni görse diyor tanımaz diyor. Ayrı ilişkilerini yok etmişsiniz siz. Yani akrabalık ilişkilerini yok etmişsiniz. Bunun bundan daha büyük bir gerçekten tesirli bir bomba olamaz. Çünkü aile yıktığınız zaman onu düzeltmesi gerçekten zordur.